Darbe gecesi adamlardaki nefret meselenin tam özeti. Yani İngilizlerin devletinin terbiyesi devreye girmiş. Yani İslam çıkmış, Nurcu eğitim çıkmış, İngilizlerin devleti terbiyesi girmiş. Yani tam tipik İngilizlerin devleti ahlak. Tam tipik. Yani o şiddet yöntemleri, dehşet yöntemi, nefret üslubu falan hepsi. İngilizlerin devletinin İslam anlayışı. Yani tabii bu dinsizlik tarzında olan bir anlayış. Kimseyi adam yerine koymuyorlardı. Gülen grubu o zaman benim dikkatimi çekmişti. Çok üst perdeli ve enerji, işte İngilizlerin devletinin adamlarında olan bir şey bu. Yani onlarda da öyle akıl almaz bir büyüklük hissi var. Yani müthiş bir ırk üstünlüğünden kaynaklanan da bir Anglo-Sakson ırkın üstünlüğüne inandıkları için korkunç enaniyetler. Bunlar da çok müthiş enaniyetlere getirmişler. Halbuki bunlar Anglo-Sakson da değil. Yani bunları köle hizmetçi yönünde görüyorlar. Sahte Mehdiyet'ten devleti kurtaran yine Mehdiyet. Mehdiyet'in bereketi olmasaydı devlet çoktan gitmişti. Allah Mehdiyet'in yüzü su hürmetine hem devleti hem milleti kurtardı. Yani bunu zamanla daha net görecekler. Bir önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde daha net görecekler. Kullanılan eleman sayısı darbe için 10 misli fazla. Bir de silahlı müdahale de var. Ama Mehdiyet'i hesap etmedikleri için olay bambaşka bir mecraya girdi. Darbeyi bozan Mehdiyet'tir. Bu olayın olacağını Peygamberimiz zaten söylüyor. Medine'de diyor, İstanbul'da büyük bir olay olur diyor, çok kanlı diyor. 30-35 kilometre alan en az yayılır diyor. Şehirde çatışmalar olur diyor. İki köprü işgal edilir ve kapanır diyor. İki köprü. Ya bu detay normal bir şey mi? İki köprü. Ve tabureler olur diyor. Asker. Köprünün üstünde asker olur diyor. Köprünün üstünde diyor. Saçaklı yıldızlar uçar diyor. Aynı anda diyor, depremler de eşlik eder bu olaya diyor. Depremler oldu peş peşe. Bir kadının öldürülmesi, bir kamçının sallanması kadar kolay olur diyor. Siyah yağ taşları, bak asfaltı, bak tarif ediyor peygamber. Siyah yağ taşları kan içinde kalır diyor. Hiçbir alim söylüyor mu şu hadisleri? Gizliyorlar. Söyleyemiyorlar. Nasıl söylesin? Söylerse Mehdi'yi kabul edecek. Etmeyince ne oluyor? Yine Mehdiyet gelişiyor. Mehdiyetten bu kadar paniğe kapılmaları çok yanlış. Onları kurtarıyor Mehdiyet zaten. Mehdiyet olmasa bitmiştiler zaten. Çoktan bitmişti. İngilizlerin devletinin eline, Deccal'in eline geçmişti Türkiye. Bak Deccal'in ilk pençesinde Türkiye düşecekti. Deccal'in pençesini kıran Mehdiyet'tir. Yani mucize meydana geliyor. Deccal pençe atamıyor Türkiye'ye. Mehdiyet vesilesiyle. Yani pençelenememenin nedeni Mehdiyet'tir. Yoksa tek pençede düşürürdü. Yani çünkü çok kapsamlı hazırlık yapılmış. Yani durduran Cenab-ı Allah'tır. Vesile Mehdiyet'tir.